Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom kaktüsler hakkında olacak. Evde bakmış olduğum çoğalttığım kaktüslerle alakalı olacak. Sulaması, nasıl baktığım, nerede baktığım bunların cevabını vereceğim arkadaşlar sizlere. Evde bakmış olduğum kaktüsleri direkt arkadaşlar ne şekilde olursa olsun güneşe birebir maruz bırakıyorum. Bunun saati gün içinde hemen hemen sürekli de olsa faydası var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu yeşillikler, yeşil renkte olanlar kaktüslerin yeni uzamış kısımları arkadaşlar. Ve bunları çoğaltırken nasıl çoğaltıyorum? Koparmış olduğum kaktüsleri arkadaşlar koparttıktan sonra bakın şu şekilde sulu sulu oluyor. Bu yeni koparttığım kaktüsü mesela şöyle göstereyim. Aldım kaktüsü kırdım arkadaşlar ve kırmış olduğum bakın gördüğünüz gibi kök kısmı hafif sulu oluyor. Direkt ekimini gerçekleştirmiyorum. Bir gün kaktüsün o sulu kısmının gitmesinden, kaybolmasından ve normal kapanmasından sonra arkadaşlar bir gün bekletiyorum. İki gün de olabilir. Ama ben bir günü tercih ediyorum. Kapanmasından sonra direkt toprağın üzerine de bırakabilirsiniz. Bakın bunların ekimini ben az önce videodan önce gerçekleştirdim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde koyduğunuz zemin muntazam olacağı için herhangi bir sarsılma olmayacağı için toprağın üzerine bırakmanız önemli. Toprağın üzerine bırakın. Biraz büyükse gömebilirsiniz. Gömdüğünüz takdirde formu durması için herhangi bir şekilde bir tahtayla bir şeyle destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde toprağın üzerine bıraktığınız zaman kaktüs kendi kendine salıyor arkadaşlar. Ve sulaması. Şu görmüş olduğunuz kuru bir kaktüs. Bu şu görmüş olduğunuz arkadaşlar sulanmış bir kaktüs. Ben bu şekilde suluyorum. Şöyle göstereyim. Bir fısfısım var. Gördüğünüz üzere kaktüsün üstüne su gelmesi gelmemesi benim için önemli değil. Bakın şöyle hafiften rengi değişecek kadar suluyorum. Ama baktığınız ortamda çok önemli. Kapalı bir ortamda güneş görmüyorsa hafiften nemlendirmek faydalı olacaktır. Ancak benim yaptığım gibi güneşte, bütün gün güneşte kalıyorsa bu orkidenin, bu kaktüsün suyunun geçmesi bir gün, bir buçuk gün alıyor arkadaşlar. Ve haftaya kadar ufak ufak toprakta çatlamalar meydana geliyor. Ve o çatlamalardan sonra tekrar su veriyorum. Bakın gördüğünüz bu orkideleri, bu kaktüsleri yeni suladım. Ve yeni suladıktan sonra bakın kendileri çok fazla değil. Toprak altta da toprak var. Çekiyor ve kaktüsü rahatsız etmiyor. Çok fazla su vermek kaktüsü öncelikle öldürüyor. Bunu unutmamak lazım. Çoğaltma konusunda kopardığınız zaman toprağa ektiğiniz yeterli oluyor. Ve kaktüsün çabuk büyümesini istiyorsanız bu şekilde geniş bir saksı seçmeyeceksiniz. Saksı seçmeniz küçük üretim saksıları olacak. Gördüğünüz gibi bu küçük üretim saksılarının kök kısımları çok çabuk dolacak ve kökler dolduktan sonra o kaktüsün geri kalan üst kısımlarında büyüme meydana gelecek. Ve kaktüsü bu şekilde ince olmasındansa kalın olmasını tercih ediyorsanız yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de kaktüsün şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu üst kısmını kelleştireceksiniz. Siz bunu şöyle hafif bir sopayla sürttükçe kelleşecek arkadaşlar. Buradaki tüylerin dökülmesine sebep. Siz döküleceksiniz. Bugün dökeceksiniz. Kaktüs ertesi gün, iki gün sonra oradaki tüyler tekrar tekrar çıkacak. Bugün dökecek, tekrar tekrar çıkacak. Bunu tekrarlayacağız arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar? Kaktüs enine doğru genişlemeye başlanana kadar. Kaktüsü bu şekilde yaptıktan sonra
kaktüs bu sefer boyuna değil enine genişleyecek ve iri şu şekilde görmüş olduğunuz formu geçecek. Yani demek istediğim, hangi kaktüs olursa olsun uç kısmını körelttiğiniz zaman, kelleştirdiğiniz zaman yanlara doğru kaktüs büyümeye başlıyor. Ve kaktüsün sağlıklı olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Normal bu şekilde düz olan bir kaktüs, bakın çok güneş, bol güneş gördüğü takdirde böyle beyazlamaya, üst kısımları beyaz beyaz olmaya başlıyor. Kendi cinsine göre değişiyor tabii. Bakın buradaki kaktüsü görüyorsunuz. Buradaki kaktüsün de üst kısımlarında hafif hafif pamukçukları var. Bu kaktüsün iyi formda olduğunu gösteriyor. Sizler de bu şekilde kaktüsün formu formda olmasını sağlamak istiyorsanız güneşte tutacaksınız. Ve kaktüsü çoğaltmak istiyorsak arkadaşlar, dediğim gibi bakın az önce kırmış olduğum bu da farklı bir cins kaktüs. Şöyle dip kısmından, uç kısmından almaya çalıştım ama gelmedi. Şöyle yandan alayım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz suyu görüyorsunuz. Bu suyu kaybedeceksiniz ve bir gün sonra kaybettiğiniz zaman yapacağınız tek şey, bakın şurada ben ektim ve büyümeye devam ediyor. Yapacağınız tek şey bırakmak arkadaşlar. Olduğu yere bu şekilde bırakacaksınız ve bu şekilde çoğalacak ve küçük saksı seçeceksiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tekrar hoşça kalın diyorum.